Fas Dışişleri Bakanı Batı Sahra'daki durumla ilgili Fas'ın bakış açısını Avrupa'ya anlatmak üzere çarşamba günü Brüksel'e geldi. Muhabirimiz Faslı Bakan'a Laayoune yakınlarındaki bir protesto kampında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası yaşanan gerginliği sordu. Güvenlik güçlerimiz o gün kampa sadece koruyucu yelekler ve coplarla donanımlı bir şekilde müdahalede bulundu. Ne yazık ki müdahalenin hemen ardından Molotov kokteylleri, gaz tüpleri ve kocaman bıçaklarla saldırıya uğradılar. Bir polisin boğazı kesildi. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bir kısım insanlar da dahil olmak üzere artık bu manipülasyonun kurbanı olduklarını anladılar. Onlar olanlardan etkilenmişlerdi çünkü gerçekleri bilmiyorlardı. O gün Batı Sahra'da yaşananlardan ne parlamento üyelerinin ne de gazetecilerin haberi vardı. Bu doğru değil çünkü Fransız, İspanyol, Amerikan ve Alman ve diğer Avrupalı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmedi. Elbette oradalardı. Fransız, İspanyol, Alman ve Amerikalı gazeteciler kamp kurulduğundan bu yana bölgede konuşlandılar ve kampın güvenli olduğunu söylüyorlardı. Ama yaklaşık 1000 civarında kişi abluk altındaydı ve bunlar açlıktan ölmek üzereydi. Bugün size 400 ila 600 arasında aracın kampa gittiğini gösterebiliriz. Hayır, dünya medyası hemen olayın takipçisi oldu ve geçersizliğini bildirdi. Bir kısım medya. İşin gerçeği onlar Batı Sahra'da ve Laryun'da gerginliğin yaşandığı, tansiyonun yüksek olduğu bölgeye giremediler. Pekala, bu konuyla ilgili konuşalım. Kamp barışçıl yollarla tasfiye edildi. Bunu herkes kabul ediyor. Hiçbir sivil kampta hayatını kaybetmedi. Bazı gazeteciler haftalarca orada kaldı. Diğer gazeteciler de bölgeye girmek istedi ancak kolluk kuvvetleri girişlerine izin vermedi. İspanya kapısından girmezseniz kampa girişinize izin yok denildi. Bu durumda ortada bir manipülasyon vardı. Durum bugün anlaşılmıştır. Konu şişirilmiş ve abartılmıştı. Amaç kampın sıradan bir şekilde ortadan kaldırılmasıydı. Bu müzakereler sonucu oldu. Polisario cephesine operasyonda kaç kişinin öldüğünü sorduk ama cevaplayamadılar. Auschwitz hakkında konuşmaya başladıklarında ya da Polisario cephesinin Avrupa medyasına Pinochet tarzı bir kıyımın olduğunu söylemesinin ardından kendilerinden liste sorduk. Bize 2 kişinin adını verdiler. İki ölüm vakası verdiler. Ancak her iki isim de yaşıyor. Onlar bu olaya tanıklık edebilir. Bunu neden yazmıyorsunuz? Neden insanların buna kendisinin karar vermesine izin vermiyorsunuz? Burada diplomatik bir hata yapıyorsunuz. Hayır. Bunu izleyicilerinize hatırlatıyorum. Bu benim için çok önemli. Bu önemli bir soru. Her zaman kendi kendine karar vermek. Kendi kendine karar verme, evet. Kendi kendine karar verme, evet. Bunun anlamı referandum. Hayır, bu değil beyefendi. Size söylemeye çalıştığımda bu. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde referandum sözcüğü yok. Güvenlik Konseyi kararlarında da görünmüyor. Daimi ve geçici üyeleri bir araya getirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da böyle bir durum söz konusu değil. Birleşmiş Milletler uygulamada azınlıklara yönelik halk oylamasını çok fazla önermiyor. Burada kendi geleceğini belirlemek için daha ziyade müzakere yolu tercih ediliyor. Eğer kendi geleceğine karar verme meselesini referandumla eşdeğer tutma fikrini yaymaya başlarsanız bu durumda siz müzakerelerin önüne tıkayan tarafında sözcüsü haline gelirsiniz. Hayır, ben sadece soru soruyorum. Sözcü değilim. Evet, öylesiniz. Kendi geleceğini belirlemek referandumdur diyorsunuz. Ben sadece soru soruyorum. Her neyse, şu anda Avrupa Birliği'nin desteğini alabiliyor musunuz? İkili ilişkilerimizde genel anlamda. Hayır, bu özel durumu soruyorum. Burası önemli. Fas, politik, ekonomik, kültürel ve güvenlik gibi en önemli alanlarda Avrupa Birliği'nin en ciddi ortağıdır. Batı Sahra meselesinde Avrupa Birliği ile sık sık görüş alışverişinde bulunuyoruz. Avrupa Birliği de Birleşmiş Milletler'le aynı konumda bulunuyor. Bu 2006 yılından beri Fas'ın gerçekçi ve uzlaşma temelleri üzerine kurulu çabalarına dayanmaktadır. Uzlaşma ve gerçekçilik daha önceki gibi sertlik yanlısı tutumlardan uzaklaşma anlamına gelir. Şu anda Avrupa Birliği'nin duruşu da böyle. Birçok Avrupa Birliği üyesi de bu duruşu resmen benimsemiştir. Yani diyorsunuz ki eğer herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke Polisario cephesi tarafında duruş sergilese ya da onları daha fazla dinlese bile bu durum ilişkileri etkilemeyecektir. Sanırım ülkeler iyi konumlanmış durumda. Özellikle de Avrupalı hükümetler Batı Sahra meselesinin gerçeklerini çok iyi bilen bir konumdalar. Konunun özü meseleyi blok etmek ya da maliyetine rağmen durumun çözümü için uğraş vermek. Fas, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Avrupa Komisyonu ile ilişkileri geliştirmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Bütün üye ülkeler Batı Sahra sorununda sadece sıkıntı değil, genel anlamda anlaşılabilir bir pozisyona sahip olmak için yeterli donanıma sahip. Az ya da çok, Avrupa Birliği düzeyinde bir ülkenin etkilendiği de önemli değil.